Evet, burada her şey var reklamların ardından tüm hızıyla devam ediyor. Efendim konuğum da geldi sorularınızı cevaplamak için hazır burada. Ortopedi ve kök hücre uzmanı asistan profesör doktor Ahmet Özyazgan konuğum. Biliyorsunuz tıbbın her alanında kök hücre kullanılıyor ama tabii ki işin uzmanından, işin ehlinden öğrenmek lazım. Nerelerde kullanılıyor? Gençleşebiliyor muyuz? Bel ve boyun fıtıkları, bel ağrıları, saçta nasıl kullanılıyor? Evet, kök hücre biz biliyoruz ki her alanda var ama nasıl kullanılıyor? Evet, onu da Ahmet Hocam'dan öğreneceğim. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk Arzu Hanım. Nasılsınız? Sizi görmek çok güzel. Teşekkür ederim bir mukabele. O şeref bana ait. Teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Bir yaz arası vermiştik. Yeni sezonla tekrar birlikteyiz. Evet hocam. Hocam şimdi kök hücreyi hepimiz biliyoruz artık ve Evet. tıbbın da birçok alanda kullanıldığını da biliyoruz ama bunu kök hücreyi direkt ben ilk sizden öğrendim. Değil Evet, çünkü mi? Türkiye'de ilk Yoktu. yapan kişi benim Sizsiniz, kök evet. hücreyi. Aslında bunun kısaca müsaade ederseniz ben biraz hikayesinden bahsedeyim. Lütfen. Ben de doktorum ama sonuçta bir hastayım. İnsanım sonuçta, hastalanabilirim. Ben sene 2013'te bel fıtığı rahatsızlığına tutuldum. Bel fıtığından dolayı artık bırakın işe gitmeyi, çalışmayı, ameliyat yapmayı, hasta bakmayı, evde böyle çayımı çorbamı bile insanlar getirmeye başladılar. Çok zor duruma düştüm. Ben de dedim ki yani gideyim doktorum sonuçta tedavimi göreyim. Gittim hocama. Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum biliyorsunuz. Çapa'daki hocam dedi ki oğlum daha çok gençsin. Daha 30'lu yaşların başındasın. Senin binlerce hastaya şifa vermen lazım. Tedavi etmen lazım. Onların ameliyatını yap. Ben senin ameliyatını yapmam dedi. Çünkü ameliyat sonuçları kötü. Gerçekten kötü. Hani sonuçta bir risk formu Tabii ki. imzalatılıyor. Ve bütün riskleri üzerinize alıyorsunuz. Ben dedim hocam imzalayacağım her şeyi siz merak etmeyin. Yeter ki işime Kurtul gücüme deyip. deneyim. Dur dedi acele etme. Ben seni yurt dışına kök hücre yaptırmaya göndereceğim. İyi tamam dedim. Gittim yurt dışında. İki büklüm girdiğim odadan koşar adım çıkınca dönüşte ahd ettim kendime. Evimi sattım, arabamı sattım, yatırım yaptım ve yurt dışında kök hücrenin bütün uygulamalarını, eğitimlerini gördüm. Yaklaşık bir sene kadar yurt dışında kaldım ve Türkiye'de kök hücreyi ilk uygulayan kişi benim. Şimdi ortopedide çok sık gördüğümüz kireçlenme Kireçlenme. rahatsızlığına değinmek istiyorum ben. Evet. Türk toplumunda özellikle bizim ibadet şeklimiz, yaşam biçimimiz, oturmamız, kalkmamız, hanımefendiler biliyorsunuz çok fedakar. Türk kadınları işte yer temizliği, işte halı silme gibi, fayans silme gibi işlemlerde hep dizlerini kırarak, dizlerini yere vurarak iş yapıyorlar. Ne oluyor bu sefer? Diz eklemi yandan bakıldığı zaman menteşe şeklinde bir eklemdir. Kapının menteşesi gıcırdadığı zaman tepesine nasıl bir damla sıvı Ya, yağ evet. damlattığınızda onun gıcırdaması geçiyorsa biz de göbek bölgesindeki yağlardan oluşturduğumuz kök hücre uygulamasıyla yağların kayganlaştırıcı etkisiyle dizlerin içerisine yağların kayganlaştırıcı etkisini kullanarak oranın sıvılarını tamamlayıp oradaki gıcırdamayı ortadan kaldırabiliyoruz. Kapı menteşesinde kaldırdığımız gibi dizlerde, kalçalarda, belde, boyunda, omuzda, ayak bileğinde aklınıza gelen vücuttaki 212 tane kemiğin eklem yaptığı bütün eklem yüzeylerinde biz bu işlemi yapabiliyoruz. Şimdi yaşımız ilerlediği zaman nasıl cildimiz kırışıyorsa, saçımız, sakalımız nasıl beyazlıyorsa bizim eklemlerimiz, kemiklerimiz de kireçlenme yaparak yaşlandığını belli ediyor. Şimdi cildinize hanımefendiler bir krem bakımı, saçına bir boya bakımı yapabiliyor. Hiç uzağa gitmeyelim. Şu sokağa koyduğumuz, karın kışın çamurun altına koyduğumuz arabalarımıza Evet. bile bir yaz, bir kış, yağ, su, antifriz gibi bakım yapıyoruz da en değerli hazinemiz Allah'ın bize emaneti olan bu vücudumuza biz neden bakım yapmıyoruz? Şimdi normal şartlar altında kireçlenme rahatsızlığı olan orta yaşı geçkin insanlar ihtiyaç duyuyor buna. 16-18 yaşında bir genç kız veya bir genç erkek kireçlenme rahatsızlığına tutulmadığı için ileri yaştaki insanlar herhangi bir hastaneye gitseler diyecekleri ilk cümle şu oluyor doktor ve hastanenin. Hoş geldiniz, buyurun şu kağıtları, bu formları imzalayın. Bunlara bir imza attıktan sonra Bismillah deyip konuşalım. Şimdi önce hasta, sonra da hastanın yakını okudum, anladım, kabul Evet. ediyorum şeklinde o formların altına imza atıyor. Bu attığınız imzada neleri kabul ediyorsunuz biliyor musunuz? Allah korusun sakat kalmak, felç kalmak, yoğun bakıma girmek, ölüm,
Hatta, ya da hiç düzelememek. En basiti. O da var ama bakın bunu kimse anlatmaz. Bunu ben size anlatayım. Doktorun böyle elinin titreyip de keseceği yanlışlıkla bir damar sinir kesiğini bile ben üzerime kabul ediyorum kardeşim. Bir şey olursa suçlu benim, kabahatli benim diyorsunuz. Şimdi her şey iyiyken, güzelken, hoşken kimsenin sesi, sözü çıkmıyor. Doğru mu efendim? Herkes rahatında, huzurunda, mutluluğunda. Ama orada yazan risklerden bir tanesi bile gerçekleşirse ağzımızın tadı kaçıyor, huzurumuz bozuluyor. İlk gidilen yer mahkeme oluyor. Mahkemenin de size tek sorduğu bir soru şansı var. Bu imza sizin mi kardeşim diyecekler. Bitti. İmzayı da inkar edemeyeceğinize göre derler ki kardeşim siz gözünüz mü kör yoksa okumanız yazmanız mı yok? Burada ölüm yazıyor. Ölümün altına okudum anladım diye imza atmışsınız. Lütfen dışarı çıkar mısınız deyip kibarca kovarlar. Evet. Fakat bizim yaptığımız kök hücre uygulamasında biz hastamıza narkoz vermediğimiz için, bıçak değirmediğimiz için, protez platin takmadığımız içindir ki ne hastadan ne de hastanın yakınından bir imza, kayıt, kürek hiçbir şey almıyoruz. O zaman risk de yok mu hocam? Hiçbir risk yok efendim. Çünkü biz ameliyat etmiyoruz. Olmayan, ameliyat olmayan bir şeyin nesine imzalayalım ki? Yani bizim yaptığımız tıbbi bir müdahale. Ben kısaca ajandasından bahsedeyim. Diyelim ki yarın sabah 3 tane hastam var. Hastalarıma ben gün boyu aç kalmasınlar diye sabah namazına mütakip, oruç tutar gibi çok güzel, mükellef bir kahvaltı yapıp ağızlarını kapatmalarını tavsiye ediyorum. Daha sonra geliyorlar, muayenelerini oluyorlar, bilgilendirmelerini alıyorlar. Kafalarına yatarsa ücretsiz bir check-up yapıyoruz hastalarımıza. Check-up'la hastanın saçının ucundan tırnağının ucuna kadar bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini sıfırdan, sil baştan yenileyip arkasından kök hücre uygulaması için steril, hijyenik şartlara indiriyoruz. Hastamıza narkoz vermeden gözlerini kapatıp rüyasını gördüğü sırada sedasyon diyoruz biz buna. Hastamıza ağrısız, sızısız bir şekilde göbek bölgesinde var olan hanımefendilerin doğumdan sonra spor da yapsa, diyet de yapsa atamadığı dirençli yağları çekerek alıyorum. Hem zayıflatıyorum hastamı, hem şekillendirip inceltiyorum, hem de aldığımız bu yağların kayganlaştırıcı etkisinden dolayı hastamızın kireçlenmiş olan dizlerine, işte kalçasına, ayak bileğine, omuzuna, beline, sırtına, boynuna eğer isterse birazdan anlatacağım cilt bölgesinde gençleştirme için ve saç gürleştirme için bölgelerine nakil yapıyoruz. Bunları yapmamız toplamda 35-45 dakika arası gibi bir süresini alıyor. Yani hasta hastanede yatmıyor. Akşam ikindi vakti gibi hava kararmadan evine, yuvasına, sağlığına, sevdiklerine kavuşturabiliyoruz. Yani hasta hastanede yatmadığı için sevdiklerinden ayrı da kalmıyor. Hastanın psikolojisine de girmiyor ve aynı gün normal hayatına devam ediyor. Tabii yürüyerek evine gidiyor. Ertesi gün takım elbisesini giyip masasının başına oturup işine, gücüne, normal hayatına devam edebiliyor. Yani böyle de konforlu bir iş. Konforundan ödün vermeden. Tabii ki. Tabii ki. Yani düşünsenize normal şartlar altında biraz önce söylediğim gibi açık bir ameliyat olan bir hasta en az 6 hafta şu suyu, çayı, çorbası, ilacı buyurun şu ilacı için diye ya kızı bir ya gelini. Bir nekahat devresi oluyor. Tabii ya da parayla tutacağı bir hizmetçi gibi bir yardımcı da en az 6 ay 1 sene destek alacak. Yok fizik tedaviydi, ilaçtı, dikişti, kontroldü, pansumandı. Bir sürü sebepten dolayı hastayla birlikte hastanın yakını da onunla birlikte yüzlerce defa hastaneye, doktora taşınmak zorunda. Bakın modern şehir yaşamında en değerli şey zaman şu anda. Şimdi hastayla birlikte hastanın yakında gittiği için iki kişinin birden işi bloke olmuş oluyor. Fakat bizde öyle bir durum yok. Hasta ile doktor bir kere muhatap oluyor. Onun dışında 6. ayda bir rutin kontrolümüz var. Bu da keyfe keder bir kontroldür. Hastalarımın %99'u 6 ay sonra beni arar ve der ki hocam ben gayet iyiyim. Gelmesem olur mu? İşte yurt dışından gelen misafirlerimiz veya şehir dışından gelen misafirlerimiz genelde işlerini ayarlayamıyorlar. Yoğun çalışan insanlar oldukları için. Hocam bir müsait zamanda bir uğrayıp kahvenizi içerim diyorlar. Bugün sizin aracılığınızla ben duyurmak istiyorum. Bu program aracılığıyla arayan herkese %50 indirimli yarı fiyat uygulaması yapıyoruz. Evet. Üstelik yurt dışı sigortalar da bunu ödediği için hastalarımızın cebinden para da çıkmamış oluyor. Yani ücretsiz konumuna geçmiş oluyor. Bunu da sizin aracılığınızla sunmak istiyorum. Harika. Gerçekten %50 de çok güzel bir indirim. Bence bunu ihtiyacı olan izleyicilerimiz kaçırmasınlar. Gerek yurt dışından gerek Türkiye'de olan hastalar.
Evet, kesinlikle vallahi şu anda... Valla düşünülebilir yani, cilt gençleştirme düşünebilirim, ben de düşünebilirim. Neden olmasın, ihtiyacınız yok ama koruma amaçlı tabii ki olabilir. Şimdi özellikle Türk toplumunda çok sık görülen bel ve boyun fıtığı rahatsızlığından da bahsetmek istiyorum. Şimdi bel ve boyun fıtığı Arzu Hanım, sokakta yürüyen her 10 kişinin 8 ya da 9'unda görülebilen bir rahatsızlıktır. Çünkü bizim bayanlarımız, hanımlarımız çocuk doğurduktan sonra o çocuğu okutup, büyütüp, evlendirene kadar gecesini gündüzüne katıyorlar. Erkekler dışarıda işte, kadınlarımız da evde var güçleriyle çalışıyorlar. Hani meşhur bir laf vardır ya, Türk toplumu 40 yaşına kadar canını hiçe sayacak şekilde, sağlığını bozacak şekilde çalışır, didinir ama sağlığı bozulur. 40 yaşından sonra da o kazandığı parayla sağlığını düzeltmeye çalışır ama ne yazık ki para her zaman sağlığı düzeltmez. Maalesef bu böyle. Şimdi ama kök hücre sizin sağlığınızı düzelten hem koruma hem tedavi amaçlı bir uygulama. Şimdi ben kısaca bel ve boyun fıtığının biraz sebebinden bahsetmek istiyorum. Bizim boyun bölgemizden kuyruk sokumumuza kadar, oturak bölgemize kadar elimle göstermiş olduğum böyle üst üste binen omur kemiklerimiz var. Şimdi bunun içerisinde de şunu metal olarak algılayalım. Bu da sinirimiz. Bu sinirler bizi yaratan, dışarıdan bir etken geldiği zaman felç olmayalım diye sinirleri kemiğin içerisine koymuş ki biz öne eğildiğimiz zaman, yana eğildiğimiz zaman, spor, ibadet şekillerimizde bu sinirlerin üzerine kablo baskı yapıyor. Şimdi inşaatın içerisinden geçen kablo bir yerde dirsek yaptığı zaman, ışığa gitmese ışık çalışmaz, klimaya gitmese klima çalışmazsa biz de bu sinirlere yapılan baskıdan dolayı bel ve boyun fıtığında, boyun fıtığı için kollardan, omuzlardan aşağı ellerde, bel fıtığı için belden aşağı kalçalarda, dizlerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi sorunlar olabiliyor. Bel ve boyun fıtığında normalde klasik tedavilerde hastalara biraz önce kireçlenme rahatsızlığında anlattığım gibi önce bir imza formu imzalatılıyor. Hem hastaya hem de yakınına. Bir de sinirlerle uğraştırıldığı için biliyorsunuz felç kalma riski çok yüksek. Şimdi okudum, anladım, kabul ediyorum şeklinde hem hasta hem de hasta yakını bunu imzalamak zorunda. Yoksa hastayı asla almazlar ameliyata. Fakat biz ameliyat yapmadığımız için saç kılından bile 40 kat daha önce bir lazer probuyla o fıtık olan bölgenin içerisine kapalı bir yöntemle girip orayı gevşetiyoruz, açıyoruz. Yani sinirin sıkışmasını ortadan kaldırıyoruz ve o bölgeye de araçlarınıza seramik kaplama yaptırıyormuş gibi düşün. Kök hücre yaparak bir daha koruma altına alıyoruz. Bir daha o bölgenin fıtık olmasına engel olmuş oluyoruz. Şimdi kötü niyetli bir kişi metal bir cisimle nasıl aracınızı çizebilir ama seramik kaplama yaptırırsanız aracınız çizilmez, koruma altına alınır, güneş etkilerinden maruz kalmaz gibi düşünün. Kök hücre tedavisi de orada bir koruma kalkanı şeklinde bir daha o bölgede fıtık rahatsızlığı olmasın diye uğraştırılıyor. Şimdi klasik tedavilerde kalemin ucu büyüklüğünde şu parmağımın yarısından büyük 8 santimlik, 10 santimlik kocaman kocaman vidalar ve platinler takılıyor. Şimdi bu takılan platinler, vidalar, kireçlenme rahatsızlığında takılan protezler gibi insan yapısı bir metal cisim sonuçta. Bu metal cisim vücutta korozyona uğruyor. Bir süre sonra yıprandığı için çıkartılıp yerine yenisinin takılması lazım. Bu da ikinci, üçüncü, dördüncü ameliyat demek. Şimdi nasıl arabanızın lastiği 40-50 bin kilometrede bir kabak olduğu için lastik çöpe atılıyor, yerine yeni lastik takılıyorsa burada da takılan platin protezler çıkartılıp yerine yenisinin takılması lazım. Bu da ikinci, üçüncü, dördüncü ameliyat. Peki ben size soruyorum. Hastayla birlikte hasta yakını bu dünyaya hep ameliyat olmak için, o platini değiştirmek için mi gelmiş? Ben diyorum ki hastaya baştan hiç ameliyat yapmayalım, protez platini takmayalım. Ne şeytanı görelim, ne selavatı getirelim. Biz kendi isteğimizle selavatımızı getirelim. Kendi isteğimizle razı bir şekilde yapalım diyorum. Şimdi kök hücrenin hem hastayı hem de hasta yakınını çok ciddi koruyucu bir özelliği var. Çünkü hem zamanları kaybolmuyor, hem risk altına girmiyorlar, hem problem yaşamıyorlar. Hiçbir kağıdın altına imza atmadıkları için kafaları rahat, gece korkulu rüya görmüyorlar. Düşünsenize açık ameliyat oldukları zaman bir sürü riskin altındalar.
Acaba hastam felç mi kalacak? Acaba evet. yoğun bakıma mı gireceğim? Acaba sakat mı kaldı? Acaba çocuğuna bir şey olur mu? İşte ona bir şey olsa gibi evham. İnsan böyle yaşayamaz. Hı hı. Hayat zaten çok zor. Evet. Yani biz, ama o problemi de düzeltmek zorunda. Şimdi biz doktorlar bu problemi ortadan kaldırmak için varız. Hı hı. Bakın bundan ben kendi derdimi anlattım bakın hı hı. biraz önce size. Bende de bel fıtığı vardı ve ben bu şekilde kök hücre tedavisiyle çözdüm. Ve ben bu cüsseyle, bu kiloyla şu anda kayak yapabiliyorum, spor yapabiliyorum, çalışabiliyorum. Aile hayatım ve çalışma hayatım evet. normal şekilde devam edebiliyor. Yani bu benim için... Biçilmiş kaftanmış hı hı. demek ki. Çünkü zaman kaybım olmadı. Şimdi işe ekonomik olarak da bakacak olabiliriz mesela. İnsanlar benim bir sene çalışmamam demek, yani çok ciddi çocuklarımın okuldan kalması demek, evime ekmek götürememem demek. Ama ben düşün bir gün bile işime ara vermeden kök hücre tedavisiyle hayatıma devam ettim. Harika. Yani böyle bir şey var mı? Yani böyle bir tedavi şekli yok. Hem zamanınız kaybolmuyor. Hem paranız kaybolmuyor, hem maneviyatınız kaybolmuyor, hem de sevdiklerinizden ayrı kalmıyorsunuz. Hı hı. Onun için bu işi şu anda Türk toplumunda çok fazla bel boyun fıtığı hastası ve kireçlenme rahatsızlığı olduğu için biz bunları birleşik olarak da yapabiliyoruz Arzu Hanım. Örnek vereyim mesela hanımefendinin dizleri kireçlenmiş, hı hı. artık ibadetlerini yapamıyor, merdiven inip çıkamıyor, yere çömelemiyor, namazını yerde kılamıyor. Aynı zamanda boyun fıtığından dolayı ellerinde uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması var. Bel fıtığından dolayı ayağında uyuşma, karıncalanma var. Biz bu hastanın hem fıtık rahatsızlığını hem kireçlenme rahatsızlığını aynı anda bir saat içerisinde çözebiliyoruz. İkisi bir anda yapılabiliyor. Yani ikisini birlikte harika. Çözüp hastayı aynı gün sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturabiliyoruz. Normal şartlar altında. Bel ve boyun fıtığına beyin cerrahları daha çok bakar. Hı hı. Ortopedi de bakar ama beyin cerrahlarına hı hı. daha çok gider. Evet. Veya fizik tedavi kliniklerine gider. Şimdi standart tedavilerde biraz önce örnek verdiğim bir hasta için konuşalım. Mesela 65-75 yaş grubunda bir beyefendi veya hanımefendilerde de çok sık görülebilen bir rahatsızlık. Kadında hem diz kireçlenmesi var hem bel boyun fıtığı var. Hı hı. Önce gidecek dizinde protez yaptıracak ortopedi doktoruna. O temizlenecek, bitecek, düzelecek. Bir sene, bir buçuk sene geçecek. Ondan sonra bir daha bıçak altına yatacak. Tekrar. Bir de bel fıtığı düzelecek. O düzelecek bir buçuk sene sonra bir de boyun fıtığı olacak. Uzun ve meşakkatli bir yol. Bu insan 5 senesini hastane, evet. dikiş, kontrol, ilaç, film, ondan sonra fizik tedavi, kontrol gibi süreçlerle hastayla birlikte hasta yakında git gel yapacak. Hı hı. Ama bakın ben de bütün problemlerin hepsini tek çatı altında topluyoruz. Hepsini kök hücre tedavisiyle çözüyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Önce hastamıza ücretsiz bir check-up yapıyoruz. Tamam. Hastamıza saçının ucundan tırnağının ucuna kadar bütün tahlillerini, tetkiklerini, filmlerini sıfırdan sil baştan yenileyip arkasından kök hücre uygulaması için steril, hijyenik ameliyathane şartlarını indiriyoruz. Hanımefendilerin doğumdan sonra spor da yapsa, diyet de yapsa atamadıkları dirençli yağları kalemin ucu inceliğinde incecik iğnelerimizle kesmeden, biçmeden, hı hı. ameliyat etmeden çekerek vakum etkisiyle alıyoruz. Hı hı. Hem zayıflatıyoruz hanımefendilerin göbek bölgesindeki çünkü dirençli yağları oluyor. Kadınlar spor da yapsa, diyet de yapsa o yağlar gitmiyor. Bayanlar mesela diyet yapar veya koşuya başlarlar. Kadının yüzü küçücük kalır. Aynen. Affedersiniz kolu incecik kalır, basenleri incelir, kolu zayıflar. Ama o göbek affedersiniz evet, sümük, sümük gibi kalır, yapışır kalır. Niye? Çünkü onlar östrojen dediğimiz kadınlık hormonuna duyarlı yağlardır. Hmm. Bu hormona bağlı yağlar oradan söküp almazsak asla gitmez. İşte biz diyoruz ki o yağlar da çöpe atılamayacak kadar. Bakın değerli estetik bir de, değil liposuction gibi işlemlerde aha. çöpe atılamayacak kadar değerli aha. altın değerinde içinde büyüme faktörleri, hormonlar, enzimler, vitaminler, mineraller... Gençlik aşısı, gençlik iksiri var. Dediği bölgeyi canlandırıyor, gençleştiriyor, dinçleştiriyor ve dinamik hale getiriyor. Biz o yağların kayganlaştırıcı etkisini kullanarak kök hücre uygulaması yapıyoruz. Yeni teknolojimiz bunu da sizin aracılığınızla aha. sunmak istiyorum. Egzozom teknolojisiyle kök hücre uygulamasına da başladık. Nedir yani, egzozom hocam egzozom o zaman? Egzozom teknolojisi yine yağdan veya kıkırdak kemik iliğinden alınıyor. Evet. Ama normal kök hücreye kadar etkisi binlerce kat daha güçlü bir kök hücre tedavisi. Özellikle gözaltı ışıltısı için mesela kullanılabiliyor. Bayanlar mesela çocuk emzirme, işte gece çocuk bakımı veya ay içerisinde regl adet düzensizliği sebebiyle kan kaybından dolayı göz önünde çok ciddi
koyulaşmalar olabiliyor. Hı hı. Göz önüne mesela ışıltı göz ışığı dolgusu yapabiliyoruz. Hı hı. Egzozom teknolojisiyle. İşte cildi gerginleştirebiliyoruz. Cilt görsellerimiz de gelsin hocam. Olur, hem üzerinden anlatmış oluruz. Şimdi bakın, kök hücre tedavisiyle biz bel boyun fıtığı ve kireçlenme rahatsızlığı yaparken hastalarıma ben bunu hediye ediyorum. Ücretsiz olarak cilt gençleştirmeyi hediye ediyorum. Yani bana bel fıtığı veya boyun fıtığından dolayı tedavi olan veya kireçlenme, omuz ağrısı, kalça ağrısı gibi gelen kişilere diyorum ki madem beni saydınız, sevdiniz, buralara kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Ben de size bu cilt gençleştirmeyi hediye etmek istiyorum. Bakın bu 75 yaşında bir hanımefendi. Bakın solda görüyorsunuz, yer çekiminin etkisiyle Arzu Hanım ister istemez hepimizde bir deformasyon ve sarkmalar oluyor. Ne olmuş? Bakın biz kök hücre tedavisiyle demiyorum ki genç kız yaptık. Mümkün de değil genç kız olması. Ama bakın 75 yaşındaki insan 58 hadi bilemediniz 60 gibi durmuyor mu? Yani bir toparlanma söz konusu, kırışıklıkların azalması söz konusu. Çünkü kök hücre dolgusu oradaki yaşlanmayı ortadan kaldırıp deformasyonu tamamen silip atıyor. Çöpe atıyoruz. Farklı bir şeyler de var mı içinde? İçinde işte egzozom da var. Egzozom. Bakın bu egzozomlu kök hücre dolgusu. Bakın oradaki soldaki deformasyonların neredeyse hiçbirisi kalmamış. Evet. Ve hastamız yani daha genç ve daha fresh bir görünümde. Kesinlikle. Yani deneyimli bir anne rolünde. Bakın solda yaşlı bir anneanne rolündeyken sağda böyle yaşını başını almış ama bakımlı bir hanımefendi rolünde. Şimdi her kadın bakımı hak eder. Kesinlikle. Kadınlar çünkü erkeklere göre erken yıpranabiliyorlar. Hı hı. Bu da hayatın cilvesi diyelim. Toplumun rolü bu. Çocuğu kadınlar doğuruyor. Evin düzenini kadınlar sağlıyor. Bakın bu hanımefendi de bakın bu sol tarafında özellikle güneş lekelerinden dolayı ciddi kırışmalar vardı. Bakın ve lekelenmeler başlamıştı. Farkında mısınız? 40 yaş üstünde özellikle el sırtında, elin üzerinde ve boyun, gerdan, dekolte bölgesinde de çok sık görülen bu lekelenmeleri biz kök hücre tedavisiyle ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz. Bakın bu hastanın sağ tarafta nasıl parlak, ışıl ışıl, canlı durduğunu gözetelim. Biraz daha seri geçirelim. Bir sonraki görsele geçelim. Şimdi saçlarını da gürleştirip parlatabiliyoruz. Bakın TGRT izleyicileri bazen çok dikkatliler. Hocam sizin saçınız yoktu diyorlar. Bakın benim de saçım çıkmaya başladı kök hücre tedavisiyle. Şimdi birazdan saç sonuçlarına da bakacağız. Burada bakın hanımefendilerin özellikle göz kapaklarında koyulaşma ve kırışmalar çok fazla olabilmekle birlikte biz kök hücre tedavisiyle bakın öncesi sonrası ne kadar farklı. Göz kapağında da yapılabiliyor mu? Tabii göz kapağında da yapılıyor. Yani kapağı almak değil de direkt kök hücre uygulaması. Kök hücre uygulamasıyla bakın şöyle yandan hafif çekerek buradaki göz torbalarını da önleyebiliyoruz. Normalde göz torbaları görme problemine yol açan bazı bir çok ciddi bir problemdir. Çok yoğunsa açar tabii. Evet. Ama bakın burada gördüğünüz gibi biz hastalarımızın özellikle nazolabiyal oluklarına özellikle sigara kullanan hanımefendilerde ve beyefendilerde bu bölgelerde çok ciddi çöküntüler ve kırışıklıklar olabilirken biz kök hücre tedavisiyle narkozsuz, bıçaksız, protezsiz, platinsiz, kansız ve içerisinde 1 gram bile ilaç ya da kimyasal madde olmadığı için hiçbir alerjik reaksiyon veya yan etki riski yok. Dışarıdan 1 gram bile ilaç ya da kimyasal madde kullanmıyoruz. Bakın bu kadıncağız mesleği dolayısıyla günde 2-3 defa makyaj değiştirmek zorunda. Mesleği bunu gerektiriyor. Hı hı. Şimdi cildinizi kapattığınız zaman ne oluyor? Gözenekler tıkanıyor ve esmerleşiyor cilt. Bakın solda ne kadar simsiyah, esmer bir bayan görüyorsunuz. Halbuki bir insanın karın derisi hangi fondöten tonundaysa yüz derisi de aynı fondöten tonundadır. Bakın sağda bembeyaz, ışıl ışıl, ayna gibi ay yüzlü bir kadın. Normal cildi budur yani kadının. Ama kadın makyaj yapa yapa kendini bak ne hale getirmiş. Yüzünde sivilceler, yaralar, deformasyonlar, çökkünlükler. Yani arada sanki ablası gibi, annesi gibi duruyor değil mi? Halbuki kesinlikle, aynı insan. Aynı, evet. Yani işte bir bakım bakarsan bakmazsan daha olur derler. Aynen böyle. Aynen. Kadınlar her kadın bakımı hak eder. Kesinlikle. Kesinlikle bu çok önemli bir konu. Ve kök hücre kendi vücut hücreleri olduğu için en güzel bakımdır aslında. İçerisinde 1 gram bile ilaç ya da kimyasal madde yok. Bakın bu hanımefendinin boyun bölgesini ve çene bölgesini görüyor musunuz Arzu Hanım? Bakın ne kadar yeni fotoğraf olmuş. Işıl ışıl. Evet.
Yani şimdi kadının yüzüne bir renk, bir ışık gelmiş. Bir freshlik gelmiş. Bakın saçlarına dikkat ediyor musunuz? Birazdan sadece saç sonuçlarına da bakacağız. Hı hı. Saçlar da ışıldamış, cilt de ışıldamış. Çünkü bizim cildimiz, saç derisi de bir cilttir aslında. Ben cildi bir tarlaya, toprağa benzetiyorum. Hı hı. Şimdi siz bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur derler değil mi? Siz bir tane tohum ekersiniz, bir tane buğdaydan bir tane başak kalırsınız. Ama siz tarlayı sularsanız, gübrelerseniz, havalandırırsanız bir tane buğdaydan yüzlerce başak alabilirsiniz. Hı hı. Bakın burada biz aslında tarlayı sulamışız. Yani kök hücre tedavisi oraya ciddi bir bakım yapmış, oranın kanlanmasını arttırmış. Oraya daha fazla malzeme, beslenme faktörü, oksijen gelmiş, kan hücreleri gelmiş ve gençlik günlerine gelmiş. Kesinlikle. Ve insanın cildi ne kadar ışıl ışıl olmuş. Bunu da geçebiliriz şimdi. Bir sonraki görsele geçelim. Şimdi bakın burada çok ciddi bir fark var. Evet. Yani görebiliyor musunuz sol taraftaki, evet, yani sütlacın kabuğu gibi buruş buruş. Yani böyle artık nereden baksanız böyle sulanmamış çorak toprak gibi olmuş sol taraf. Ve bu kadın geldiği zaman çok ciddi muzdaripti bu durumdan. Ya dedi ki ben estetik olmak istemiyorum. Aha. Çünkü estetik olup da bıçak altına yatınca cilde bıçak değiyor, narkoz altına, evet, yatıyor, tabii, bıçak altına yatıyor, ciddi kimyasal ilaç alıyor, ciddi deformasyon var. Ama bakın burada kök hücre tedavisiyle narkoz altına yatmadan, bıçak altına yatmadan, hiçbir problem olmadan hastamız sağlığına, sevdiklerine, yuvasına aynı gün içerisinde kavuşabiliyor. Bunu da geçebiliriz. Evet. Biraz daha seri olalım. Peki şimdi karından aldınız ya hocam. Evet. Onu bir seferde mi enjekte ediyorsunuz? Saklayıp sonra tekrar iki seansa güzel bölebiliyor musunuz? Güzel bir soru. Musunuz? Bunu çok sık soruyorlar. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Şimdi yurt dışından gelen hastalarımız için özellikle bunu biz rezerv dokuda tutup, hı hı, mesela daha sonra özellikle sperm hücresi, yumurta hücresi gibi, hı hı, bunları saklayıp daha sonra da kullanabiliyoruz. Hmm, güzel. Hasta diyelim ki 5 sene sonra yeniden bir işlem yaptırmak istiyor ama şu andaki gençlik günlerinde olmayacak 5 sene sonra değil, tabii, mi? Onu rezerv doku olarak alıp, hı-hı, saklayabiliyoruz. Ha, öyle bir saklama tabii, ömrü tabii var mı peki? 5 yıl mı mesela? 5 sene saklıyoruz. 5 artı 5 yapıyoruz sözleşmemizi. Eğer 10 sene isterse 10. seneye de yapabiliyoruz. Harika. Bakın hanımefendinin cildindeki, bakın çökkünlükler, göz önündeki torbalar, evet, çene altındaki sarkmalar ve ne kadar donuk görünürken şu anda ışıl ışıl, ayna gibi, yani abla kardeş gibi duruyor değil mi neredeyse? Evet, kesinlikle. Yani öncesi ve sonrası görüntüleri. Bu arada beyefendiler de yaptırıyor, evet, ama çok fotoğraf çekmemize müsaade etmiyorlar. Onlardan nadir olan birkaç tane çözüm. Özellikle ergenlik döneminde sivilceyi böyle sıkan insanlar, evet, işte alışkanlık, evet, haline getirip, evet, de evet, aynen böyle su çiçeği izi gibi patlatanlar, değil mi? Bakın ne kadar böyle çopur çopur böyle, evet, sanki toprağın içerisinde eşelenmiş de bırakılmış gibi. Bakın sağdaki görünüm soldakine göre bence ışıl ışıl kaymak gibi dümdüz, tabii, bir görünüm haline çünkü gelmiş. Diğeri öncesi gerçekten kötü gözüküyor şu anda. Evet, sorunsuz ve erkeklerin de bakıma ihtiyacı var. Kesinlikle. Bakın, öyle. İnsan önce can, sonra canan. Şimdi ben iyi olacağım ki benim eşim, çoluğum, çocuğum, etrafım, hastalarım bile, ben iyi olmasam, şu temiz gömleğimi giyip sizin karşınıza çıkmasam, sizin bana şunu deme hakkınız olur. Ya önce bir kendine bir hayrın dokunsun. Sonra bana, ben öyle düşünüyorum, evet, açık kesinlikle konuşayım. Yani bir insan önce kendine hayrı dokunacak. Kendisi iyi olacak ki etrafına ışık saçsın. Ben sağlıklı olmasam ne bu programa gelebilirim, ne ameliyat yapabilirim, ne kök hücre yapabilirim. Bakın hanımefendi, evet, neredeyse anne kız gibi duruyor, evet, eski haliyle. Hiçbir bakın, çöküntü kalmamış. Düşünebiliyor musunuz? Annesi gibi duruyor eski hali. Kadın doğumdan sonra biraz salmış kendisini. Türk kadınları çok fedakar olduğu için biz bu sorunu çok görüyoruz. Yani her şeyi kendisi yapma çabası vesaire, çok kilo alıyorlar. Sonra da böyle kendini bırakıyor. Bakın hanımefendinin normal şartlar altında, bu yoğun çalışan bir iş kadınıydı. Kadının buralara artık makyaj yapmaktan çok ciddi deforme olmuştu. Dudak bölgesinde sigara kullandığı için de buruş buruş böyle çizgilenmeler başlamıştı. Ve boyun altı şu anda burada görünmüyor ama buruş buruş ve sarkmıştı. Şimdi kadınların gerdan ve dekolte bölgesi özellikli bir bölge. Çünkü güneş ışığına da maruz kaldığı kalıyor, için tabii, ciddi olarak orada buruşmalar, kırışmalar ve
sıvı kayıplar oluyor. Güneşten de kendimizi korumamız lazım. Aynen öyle. Bakın yani. Hanımefendinin gözaltı torbalarını görüyorsunuz değil mi Arzu Hanım? Sol tarafta eski halini görebiliyorsunuz. Bakın kendinden mutsuz, huzursuz, böyle tedirgin, uykusu iyi değildi bu kadıncağızın. Biraz da böyle psikolojik sorunlar da yaşıyordu maalesef. Şimdi bunlar hepsi birbirine drift şeyler, birbirine bağlı şeyler maalesef. Saçlarında da bakıma ihtiyaç vardı. Bakın demiyorum ki genç kız oldu demiyorum ama eski haline göre çok daha iyi oldu. Bakın bu hanımefendi burnuna estetik yaptırmıştı bizden önce. Şu anda ışıl ışıl hale geldi. Bakın. Bir öncekine geçelim. Evet. Evet. Bakın ne hale geldi, neydi, ne oldu? Bakın yüzündeki sivilceler, yaralar, bereler hepsi gitti, tamamen gitti. Şu anda bak kendinden mutlu, daha özgüvenli, huzurlu. Yüzündeki asimetri bile gitti bakın. Evet. Yüzünde bir asimetri vardı. Geçebiliriz şimdi. Peki bunu. Hocam saça geçelim mi? Olur. Mesela saçta da yine aynı şekilde karnından alıp kafaya mı enjekte evet ediyor? Evet efendim. O nasıl karın bir işlem? Bölgesinden yağları alıyoruz. Kıkırdak bölgesinden kıkırdak alıyoruz. Bakın şu kulağın arka kısmı şu bölgeden kıkırdakları alıyoruz. Ve kemik iliği alıyoruz. Vücutta 3 bölgede kök hücre oluşturuyor. Evet. Karın yağlarından alınan kök hücreler bakın erkeklerde çok sık gördüğümüz buradaki tarlayı sulama faaliyeti gösteriyor. Bakın özellikle böyle seyrelmiş olan saçlarda, seyrek olan saçlarda biz gürleştirme yapabiliyoruz. Aha. Bu arada ben de yaptırdım. Şu anda çok belli olmuyor ama bundan sonraki ben çekimde görüyorum. Biraz uzatayım geleyim isterseniz. Seyircilerimiz de görsün isterseniz. Bakın saçları gürleştiriyor ve saçın kalibrasyonunu arttırıyor aslında. Saçın kalınlığını arttırıyor ve orayı beslediği için oradaki dökülmeler son buluyor. Bakın görebiliyorsunuz erkeklerde özellikle tepe bölgesinde böyle açılmalar çok fazla görülebilen bir problem olarak karşımıza çıkarken bakın öncesi sonrası sonuçlar ne kadar güzel değişmiş. Kıkırdaktan dediniz hocam alınıyor. Evet kulak arkasındaki kıkırdaktan alınıyor ve diz içerisindeki kemik iliğinden alıp göbek yağıyla birleştirip bunu saflaştırılmış kök hücreli egzozon teknolojisini birleştirip yapıyoruz. Bakın erkeklerde özellikle asansöre binerken veya berber koltuğuna otururken çok ciddi moralleri bozulur. Ya bu saçlar niye seyreliyor? Niye dökülüyor? Bak dibi gözüküyor vesaire. İşte isim vermeyeyim şimdi bazı tozlar ve kimyasal şeyler kullanıyorlar. Halbuki hiçbir şey kullanmalarına gerek kalmadan biz kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız, üstelik biraz önce anlattığım kireçlenme ve bel boyun fıtığı rahatsızlığıyla birleştirerek de bu işlemleri kombine olarak yapıyoruz. Saçta da tek seans mı hocam? Tek seansta çözüyoruz efendim bunu. Harika. Tek seansta çözüyoruz. Ama eğer hastanın daha sonra farklı problemleri olursa, mesela özel durumlardan bahsedeyim. Meme kanseri olmuş bir kadın memesini aldırdıktan sonra kemoterapi kullanıyor. Ondan sonra biz yukarısını yapıyoruz, yan taraf dökülüyor, orayı da yapmamız gerekiyor. Yani ekstra bir şey olursa birden fazla seansa ihtiyaç duyabiliyoruz. Erkeklerde çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yazın enfeksiyon riskinden dolayı erkekler saç ekimine gitmek istemiyorlar. Bizde enfeksiyon riski de yok. Ameliyatsız bir şekilde saç ekimi yapmadan bak. Kök hücre tedavisiyle bütün problemlerini çözebiliyoruz. Kafa derisine enjekte mi ediliyor iğne? Evet, kafa derisine enjekte ediliyor efendim. Bakın şurada hanımefendinin bakın saçları ne kadar seyrelmiş. Yani kendinden mutsuz, huzursuz bir şekilde hayatını sürdürmek zorunda hissediyordu. Dedi ki hocam ben kök hücreden keşke daha önce haberim olsaydı. Hem yağlarım gitti hem zayıfladım. Harika, ne hem güzel. Kendime özgüvenim geldi. Hasta memnuniyeti çok önemli. Hasta ameliyat olmadı, estetik hiçbir işlem olmadan sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuştu. Bakın saçların parlaklığına bakın. Evet, çok kalitesi de değişmiş. Yani, tabii sol tarafta mat, böyle donuk görünümlü bir saç görünümü varken sağ tarafta parlak, böyle ışıl ışıl, ayna gibi bir saç görünümü oluşmuş oldu. Yani biz hastalarımızı problemsiz bir şekilde iyileştirebiliyoruz bu şekilde. Ve sorunsuz. Bakın bu 32 yaşında bir beyefendiydi. Dedi hocam ben düğün yapacaktı. Takım elbisemi giydiğim zaman smokinim birazcık daha böyle yakışıklı olayım. Bakın ön taraftaki saçları toparladık ve eskisiyle yenisi arasında dağlar kadar fark var. Yani 3 ay önce yaptırdı. 3 ayda bakın bu kadar ciddi bir sonuç alabildik. Şimdi sonuçta tarlaya biz bir şeyler ekmiş oluyoruz. Yani tarlaya tohum ekiyoruz. Bu tohumun da biz faydasını çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Yani kök hücre kendi vücut hücrelerinden çoğalma olduğu için sorunsuz bir şekilde hastalarımızı iyileştirebiliyoruz. Hiçbir yan etkisi olmadan. Hiçbir yan etki yok. Bakın
İşlem ağrılı mı hocam? Efendim? İşlem ağrılı mı? Efendim, biz sedasyon verdiğimiz için hiçbir aşamada ağrı hissetmiyor. Harika. Hasta. Çok yani normalde canlı canlı yapsak ağrı olur tabii. Aha. İğnelerin giriş yeri ağrı olur ama biz hastayı uyuttuğumuz için hasta uyurken göbeğinden yağları ağrısız bir şekilde alıyoruz. İşte saçına veya cildine ağrısız bir şekilde işlem yapıyoruz. Hiç problemsiz bir şekilde hastamızı sağlığına, sevdiklerine, yuvasına kavuşturuyoruz. Harika. Hiçbir ağrısızı olmadan, hiçbir sorunla karşılaşmadan hastamız geliyor elini kolunu sallayarak. Sanki çay içmeye, kahve sohbetine gelirmiş gibi geliyor. Akşam hava kararmadan da evine, yuvasına, sağlığına, sevdiklerine kavuşturabiliyoruz. Şahane. Hocam şimdi dedik ki kireçlenmede, bel boyun fıtıklarında, ciltte, saçta yani estetik olarak her şeyde kullanılıyor. Evet. Kronik hastalıklarda kullandığınız kök hücre var mı? Yani efendim, hangi hastalıklarda ya da? Şeker hastalarında göbek bölgesinde biriken yağlar hastalardaki şeker hastalığı riskini, insülin rezistansını tavan noktasına çıkartıyor. Çünkü göbek bölgesinde kadın olsun erkek olsun biriken yağlar toksik etkilidir. Hı hı. Ve hastanın insülin rezistansını indirir ve hasta bir anda şekeri fırlar. Hı hı. Biz göbek bölgesindeki yağları aldığımız için hem şeker hastalığı riskini azaltmış oluyoruz hem de şeker hastalığından dolayı olabilecek kronik sekonder rahatsızlıkları ortadan kaldırıyoruz. Mesela şeker hastalığı böbrek rahatsızlığına yol açar. Çünkü damarları tıkadığı için. Ben bunu şuna benzetiyorum. Binlerce kez şu çayı yapmak için çaydanlığı kaynattığımız zaman dibinde bir kireç birikir, değil mi? Kireç çözücüyü içine koyduğunuz zaman nasıl jos diye dibi ayna gibi olursa, bizde kök hücre bir gençlik aşısı, gençlik iksiri olduğu için vücuttaki damarların hepsini açıyoruz. Mesela böbrek bölgesinde rahatsızlık olmasın diye böbrek sorununu ortadan kaldırıyoruz. Erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğunu ortadan kaldırabiliyoruz. Göz bölgesindeki damarları açabiliyoruz. Onun dışında biz özellikle şeker hastalarında estetik ameliyat olmak istemiyorlar. Çünkü şeker hastalarının yarası iyileşmez biliyorsunuz. Evet. Bir örnekle açıklayayım müsaade ederseniz. Hanımefendinin mesela doğumdan sonra emzirme süreciyle birlikte memelerde sarkmalar olabiliyor göğüs bölgesinde ve büzüşmeler olabiliyor. Normal şartlar altında ne yapıyorlar? Memenin alt hizasından böyle keserek oraya silikon meme protezi takabiliyorlar. Bu takılan protez bir süre sonra biraz önce anlattığım platinler gibi deforme olup patlama riski de var. Çıkartılıp yerine yenisi takılması gerekirken biz zaten şeker hastasının yarası geç iyileşir, düzelmez diye hastalarımıza ince iğnelerle balon gibi düşünün, fısalmış bir balonun içerisine yağlardan oluşturduğumuz kök hücreyi dolgunlaştırdığımız için memeyi daha dolgun, daha diri, genç kızdığındaki gibi hiçbir daha madde cazip, takmadan, hiçbir ameliyat yapmadan yapabiliyoruz. Keza aynı şekilde popo dokusu için de geçerli bu. Mesela özellikle şeker hastalarında erkek olsun, bayan olsun popo dokusu tip 2 yağ dokusu olduğu için hastanın göbeği kocaman oluyor ama popo bir anda eriyip gidiyor. Ne oluyor bu sefer? Hasta mesela pantolonu giydiği zaman affedersin belinden düşer gibi hissediyor. Biz de meme bölgesine yaptığımız gibi poponun içerisine de yağlardan oluşturduğumuz kök hücreyi koyduğumuz zaman kot pantolonu giydiğinde hiç kemersiz kalıp gibi poposunda durabiliyor. Bu sayede Brezilya poposu dediğimiz zenci kalçası haline getirebiliyoruz. Bunun dışında göbek derisini gerebiliyoruz. Bunun dışında hastalarımızda kas rahatsızlığı olan hastalarda ve felçli olan hastalarda ALS, MS, DMD, FSHD ve diğer kas ve nörolojik hastalıklarda felci ortadan kaldırıp nöromüsküler kavşak dediğimiz sinir ve kas kavşağını canlandırarak hastalarımızın hareket etmesini ve ayağa kalkmasını sağlayabiliyoruz. Evet. Bu sayede hastaların bakım ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor. Harikasınız. O kadar güzel anlattınız ki bundan sonra efendim bir kez daha hatırlatayım bu arada. Bu programı izleyen, cilt gençleştirme yapmak isteyen. Veya işte, saç. Erkekler veya mesela saç, saç isteyebiliyor. Bayanlar cilt gençleştirme istiyor. Evet. İkisinden birisini tercih edebiliyorlar. Evet, lütfen Ahmet Özyazgan'a ulaşın. %50 indirim de var. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Hocam çok teşekkür ediyorum rica geldiğiniz ederim. İçin. Rica ederim. Çok nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Yurt dışı sigortaların ödeme kapsamında olduğunu ve ücretsiz tedavi olduğunu ben tekrar hatırlatmak hatırlatalım istiyorum. Evet. Evet. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Evet.
Evet efendim, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.